sabah sporunda 3. ve son saatte stüdyo konuğumuz Taner Karaman'la birlikteyiz. Değerli izleyenler gündemi haftayı Taner'le değerlendireceğiz. Günaydın Taner hoş Günaydın geldin. Günaydın teşekkür ederim. İyi haftalar ederim. diliyorum. Çok sağ ol sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi hemen düne giderek başlayalım. Neden? istersen Beşiktaş'ın Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği ve 4-2 kaybettiği mücadeleyi tüm detaylarıyla değerlendirmek lazım. Zira gerçekten enteresan bir e, akşam oldu. E, herkes açısından Evet. 2-0 öne geçiyorsunuz müthiş bir atmosfer var statta ve ardından 4-2'lik bir mağlubiyet bir de milli ara sonrası e, milli arada acaba havlu mu atıldı konuşmalarının yapıldığı Hı -hı. bir ortamdan 13 puana çıkan bir fark senin için ne ifade ediyor? Yani aslında şöyle hafta içerisinde programda şunu söylemiştim Göztepe bir şekilde farklı kazanabilir de ifadesini kullanmıştım Hı -hı. çok şaşırtmadı beni. Yani Beşiktaş'ın da kazanma ihtimali elbette vardı ama e, Beşiktaş'ın şu güne kadar gelinen noktada e, hem saha içerisindeki futbolda hem de bence saha dışındaki organizasyonunda öz eleştiri yapmayan yapısı, eleştirenleri de eleştiren yapısı bugünlerin bence bir e, nedeni oldu. Bunu söyleyebilirim. Bugün alınan sonuçta e, Van Buren koşundan başkanına kadar herkesin kendi özleştirsin yapması lazım. Ve Beşiktaş Galatasaray maçından tutun da o günden bugüne kadar gelinen süreçte işte Kasımpaşa maçıdır vesaire derken hep aynı hatalarla, hep aynı yanlışlarla, hep oyun olarak aynı sorunlarla oynamasına rağmen sahayı maçı bitirdikten sonra hep bir şekilde oyunun defoları belli olduğu halde bu defoları düzeltmek yerine hep hatayı biraz daha kendisi dışındaki Paydaşlar da bulmaya çalıştı gibi geliyor bana. Ve dün akşam da bence Van Bronkoş döneminin artık sonu gelmek üzere izlenimini ben aldım. Hmm. Çünkü hocanın da maç sonu açıklamaları gerçekten de biraz talihsiz söylemler var. Beşiktaş'ın vizyonuyla uyuşmayan söylemler. Bunu söyleyebilirim. Ve bu vizyon çerçevesinde de Beşiktaş'ın artık dün akşamın ardından... ...başkanın da kongreyle alakalı e, kararını yavaş yavaş açıklaması lazım ve bu taraftan da yine van bronco'nun da Gerçekten ne hedefliyor kısmı ile ilgili sanırım bir basın toplantısı yapmasına da ihtiyacı var gibi geliyor bana. Şimdi herkesin bir bir öz, öz eleştiri yapması gerekiyor dedin. O zaman yapılması gereken öz eleştirilerden biraz bahsedelim tabii, istersen. Tabii Zira ki. Taraftar'ın e, uzun zamandır Van Bronckhorst'a yönelik bir tepkisi var. Yani tercih ettiği ve tercih etmediği oyuncular Hı -hı. özelinde aslında haftalardır tartışılan bir teknik adamdan bahsediyoruz bu bir. İkincisi milli arada siz zirvenin 10 puan gerisine düşmüş bir bir takımken e, takıma altı kendinize 8 gün izin e, vermek gibi bir lükse sahip misinizdir? Bu yine başka bir e, tartışma konusu. E, bu noktada Van Bronckhorst adına yapılacak eleştiri ve onun e, yapması gereken öz eleştiri sence ne? Ben e, şu kanadayım. Van Bronckhorst Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken sanırım doğru bir fizibilite çalışması yapmamış. Yani ben bu konjektür için uygun muyum? Ben bu takım şampiyonluk beklerken bunu sağlayabilir miyim? Ya da benim oynatmak istediğim oyun için bu kadro uygun mu? Ya da bu yönetim uygun mu tayinini yapmadan e, teklifi kabul etmiş gözüküyor. Birincisi bu. İkincisi Beşiktaş yönetimi cephesinde ise Beşiktaş'ın futbol aklını organize edenlerse Van Bronkoş tercihini yaparken anladığım kadarıyla bir hata yapmışlar. Bu hatada. da hoca'nın kadroya uyumlu olup olmayacağı, kendi sistemini dayatıp dayatmayacağı, Beşiktaş'ın kadrosunun önemli taşlarının hoca için uyumlu olup olmayacağı gibi birçok tayının Beşiktaş'ta ben doğru yapılmadığı kanısındayım. Yani Van Bronckhorst markası elbet çok böyle göze hoş gelen, gerçekten de ben de oyunun işte sezonun başlangıcında oynattığı futbolu beğendiğim bir teknik adam problem, pro, profili. Ancak sezon hala aslında çok da ilerisine gitmedik. Ve siz 13 haftada oynadığınız 12 maçta daha doğrusu Galatasaray'ın da 12 maçı var. E, toplamda Galatasaray 34 puandayken ve siz 21'de kalıyorsanız ve geçtiğimiz sezonun da aynı dönemine göre neredeyse gerisinde kalıyorsanız geçtiğimiz yılın o zaman burada teşhiste, tespitte ve tedavide sorun var demektir. Ve Beşiktaş'ın geride kalan sezonda yaşadığı sorunların paralelinde bugün de aynı sorunlar devam ediyorsa bir özelleştir yapması lazım birilerinin. Ve şunu söyleyeyim, Başkan Arat'ın hafta içerisinde yaptığı basın toplantısı kıymetli bir basın toplantısıydı. E, ama o uzun toplantı içerisinde bence talihsiz olarak adlandırabileceğim konu şuydu. E, ki bence bu sorunun da temelinde yatan nedenlerden bir tanesi şu. Sayın Başkan açık açık kamuoyundan ve Beşiktaş, daha doğrusu Beşiktaşlı gibi gördüğü, hani ben öyle söyleyeyim, Beşiktaşlı demek istemiyorum, gördüğü basın mensuplarının kendilerini savunmasını istedi. Çok trajik bir durum çok trajik bir durum. Yani bu aslında medya söz de bütün başkanların zaman zaman medyadaki herkesten talep ettiği bir şey bu arada. Bu çok sağlıksız bir durum herkes açısından. Vaktiyle Galatasaray'da gördük, Tabii. belki Fenerbahçe'de evet. gördük ve bu çok talihsiz bir durum. Evet. Yani önceden önceden kameralar kapalı iken üstü kapalı bir şekilde bile söylenmekte çekiniler ifade. Bugün çok sayıda basın mensubunun önünde uluslararası hatta yayınlar yapan platformların çektiği bir kayıt altında bizi savunun diye bir istek var. Bu çok enteresan. Ve Beşiktaş'ın ben yeterince eleştirilmediği kanısındayım bugüne kadar. Buna rağmen yeterince eleştirilemediğini ve hatta Beşiktaş'ın bazı başarısızlıklarını ise tırnak içerisinde bir yapı olarak adlandırılan bir tarafa doğru yönlendirilip nedene bağlandığı şeklinde bir kamuoyu yansıması da var. Buna rağmen başkan Arat kamuoyundan kendilerini desteklemesini, savunmasını istiyor. Çok enteresan. Üstelik bunu isteyen başkan, Milli Olimpiyat Komitesi gibi olimpik ruhu bilen, çok uzun yıllardır sporun yönetimi kısmında olan bir isim olması da beni çok şaşırtıyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta, yani hocanın Galatasaray maçı, Kasımpaşa maçı ki Kasımpaşa maçından sonra <laughs> yaptığı açıklamada bu kadar top kaybı beklemiyorduk ilk kez oldu. Halbuki bir hafta önce Galatasaray maçında da aynı senaryolar vardı. Bu kadar fazla aynı hataları tekrarlıyor olması bu da çok enteresan. Yani Beşiktaş'ta, sevgili Ezgi, bak bütün manşetlerde hani şeyler hani böyle çöküş başlıkları var, sezimetler Tezimet. var, var. Biz... E, şunu çok gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Beni izleyen izleyenlerimiz de biliyor. Bu saat diliminde sıklıkla da yayın yapıyorum. Biliyorlar. Biz sonucu konuşmadık. Süreci de konuştuk ve süreçte de vardık. Ve süreç içerisinde hep bunları söyledik. Ve bugün sonucu konuşanlar elbette olacak. Ama süreçte taraftarı da bu konuda izleyenleri de bir şekilde bilgilendirmeye de çalıştık. Ve yani şu tablo aslında biraz bağıra bağıra geldi diyorsun. Bile bile Lades çok net bile bile lades. Beşiktaş zaten sekiyordu. Ve Beşiktaş'ın sekmesine çelme takıldığı düşünüldü. Halbuki Beşiktaş'ın kendisi de problem vardı. Kimse çelme taktığı için Beşiktaş sendelemiyordu. Bak bu sonuç aslında o gün hasta çelme takıldığından olmadığını da bize gösteriyor. Herkes önce kendi eksiğini kapatması gerekiyor. Yapı var mı Türk futbolunda? Bence var. Türk futbolunda çok büyük yapı var. Ama o yapı, daha önceki programda da söyledim. Hakemlerin kendi içinde bir yapısı var. Kendi ayaklarına çelme takmak için. Teknik direktörlerin kendi içinde bir yapısı var. Diğer teknik direktörün ayağına çelme takmak için. Kulüplerin de kendi içinde yapıları var. O başkan o başkana karşı vesaire gibi. Ama emin ol, kimse Beşiktaş'ın, kimse Galatasaray'ın, kimse Fenerbahçe'nin ayağına çelme takayım diye... Bir yerlerde yapı kurmuyor. Ve kim bugüne kadar yapı var dediyse, kim bugüne kadar düşman var dediyse o cami hep başarısız oldu. Bu tesadüf mü sence? Çünkü saha içindeki odağını ne zaman futbolun dışına kaydırırsa bir camia oradan başarısızlık çıkıyor. Ne zaman Beşiktaş odağını kaydırdı? Galatasaray maçından sonra. Galatasaray maçına kadar ne vardı? Mükemmel oyun. Abartmıyor. Bence Beşiktaş şampiyonluk oyunu oynuyordu. Ne zaman Galatasaray karşısında bir kayıp geldi, bir anda bir yapı çıktı ortaya. Söylem anlamında. Ve o yapı, söylemi Beşiktaş'ı yeşil sahalardan uzaklaştırdı.